Kreş Örgü Atölyesi'nden merhaba. Bugün size çok kolay bir burgu yapımı anlatacağım. Burgulu bir model ama diğer burgu modellerine kıyasla biraz daha kolay ve çok şık, farklı bir görüntüsü var. Bu modelle kazak, yelek, süveter, hırka, her şey yapabilirsiniz. Bere de yapabilirsiniz. Belki ilerleyen günlerde bir bere yaparız. Şimdi ben bu modeli kalın iplere daha çok yakıştırdığım için 6 numara iple ördüm ve ipimi 2 kat yaptım. Böyle normal bir ipi 2 kat yaptım. Bebe ipi kalınlığında bir ipi 2 kat yapıp 6 numarayla ördüm. Ama şimdi normal Nako'nun bebe iplerinden birini aldım ve 4,5 numara ya da 4 numara sanırım. 4 numarayla öreceğim bunu. Şimdi modelimiz 7'nin katları artı 3 şeklinde. Ama eğer siz kenarlara ekstradan ilmekler koymak istiyorsanız, mesela 2 buraya 2 buraya koymak istiyorsanız üzerine ilave edebilirsiniz. Ama model 7'nin katları artı 3'ten oluşuyor. Şimdi o şekilde anlatacağım size. İlk sırayı şöyle başlıyoruz. 3 tane ters örgü yapıyorum. İpi geriye atıyorum. 1 2 3 4 İpi öne alıyorum. 1 2 3 Geri atıyorum. Model 3 ters 4 düz. İlk sıramızda 3 ters 4 düz. Sonda 3 tane ters ilmek kalacak. Siz kenarları biraz daha fazla yapmak istiyorsanız, mesela başı ve sonu 3 tersle bitiyor bu modelin. 3 tersle başlıyor ve 3 tersle bitiyor. Siz kenarları biraz daha geniş de istiyorsanız 5 tersle başlayıp 5 tersle bitirebilirsiniz. İlave 4 ilmek daha atarsınız. 7'nin katları gibi başlamış olursunuz. Birinci sıramızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramıza geldiğimizde bu bizim arka yüzümüz. İlk ilmeği örün ya da örmeyin. 3 tane ilmeğimiz düz. Sonra 2 3 4 ters. 1 2 3 düz. 4 ters. 3 düz 4 ters, 3 düz 4 ters şeklinde sıra sonuna kadar gidip sıranın sonunda 3 düzle bitiriyorsunuz. İkinci sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi artık modeli yavaş yavaş kuracağız. Kenardaki 3 tersimizi aldık. 4 tane düz örgünün olduğu bölüme geldik. İpi geriye atıyorum. 1 taneyi örüyorum. 1, 2 taneyi sağ şişe geçiriyorum. Sonraki 1 taneyi örüyorum ama burada sıkmayın. Bakın böyle çok sıkarsanız burası birbirine girer ve sıkışık bir görüntü oluşur. Gevşek bırakın. 1 taneyi örüyorum. İpi öne aldım. 1, 2, 3 ters ördüm. Geriye attım. 1 tane düz. 1 sağ. 1 sağ. 2 tane sağ yani. O 4 tane düzün sonuncusunu da düz ördüm. Çıktım. İpi öne aldım tekrar. 3 tane ters örgüyü yapıp çıktım. 4. sıradayım. Kolay ve hızlı bir model. Çok hızlı bitireceksiniz. Bitirdiğinizi göreceksiniz. 1, 2, 3 tane düz örgüyle başladım arka sırada. 4. sıradayım. 1 tane ters örüyorum. Önceki sırada hiç örmeden düz olarak aldığım ilmekleri şimdi yine hiç örmeden ters olarak alacağım. Sonra yine ters öreceğim ama şöyle ilmeklerinizi açın. Şuradaki aradaki mesafe geniş olsun ipi atlatırken. İki tane düz ördüm. Pardon, 3 tane düz ördüm. İpi öne aldım. Bir ters örüyorum. Ortadaki iki tersi sağ şişe geçirip sonuncu tersi de yine böyle biraz açarak şu şekilde ilerletiyorum.
1, 2, 3 tane düz örüp çıkıyorum. Yani ben şimdi tabii kısa tuttuğum için ilmekleri, siz bütün model boyunca 3 düz ve şu metodu uygulayacaksınız. 3 düz ve bu metodu uygulayacaksınız. 4. sırayı bitirmiş oldum. 5'teyim. Şimdi burada artık burgu işine başlayacağız. İpi aldık. Kenardaki 3 tersimizi bitiriyoruz. Bakın 3 ters örgüyü bitirdik. Şimdi bu ortada 4 tane düzümüz var. Ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bu 4 düzün ortasında hiç örmeden aldığımız 2 tane düz üzerinde işlem yapacağız. Buradaki düzü bu tarafa, buradaki düzü şu tarafa kaydıracağız. Ve ikisini de buradan buraya alırken şu 2 ilmeğin önünden alacağız. Nasıl yani? Bakın. Şimdi bir ikinci düz örgümü alıyorum, sağ şişe geçiriyorum. Diğer geride kalanı sol şişe geçiriyorum. Bunu tekrar sol şişe geçiriyorum. Ve bu şekilde, ya da eğer bozulmasın istiyorsanız ilmeğinizin görüntüsü, bakın şuradan örebilirsiniz. Şuradan örün ki ilmeğin görüntüsü bozulmasın. Şöyle örerseniz biraz bükülmüş gibi olur. O da çirkin durmuyor. O da güzel duruyor. Onunla da denedim. Fark etmez. İki tane düz örgü yapmanız gerekiyor. Pardon. Bu arada ilmeğimi geriye atmayı unuttum. Düz örgü yaparken geriye atıyoruz. 1, 2. Burada ne yapacağız? Burada da yine. Şimdi bakın. Bir değil, ikinci ilmeği sağ şişe alıyorum. Bu birinci ilmeği de sol şişe alıyorum. Sonra şu sağ şişe aldığımı tekrar sola geçiriyorum. Bir, iki taneyi ördüm. İster düzelterek örün, ister düzeltmeden örün. Karar sizin. Ama ben birincisini düzelterek ördüğüm için bunu da bakın daha düzgün gözüksün diye ilmeğin gelişi şeklinde şöyle düzelteyim. Böyle örüyorum. İpi öne aldım. 3 tane ters örgüyü yaptım. Ve bakın buradaki ilmeği daha pratik şekilde göstereyim. Buradakini buraya, şuradakini de şuraya alıp yer değiştiriyorum. Ve sonra bunu ortadan geçirerek düz ördüm. Arkadakini de düz örüyorum. Şimdi tekrar buradakilerde de aynı işlemi yapacağım. Şunu şuraya, bunu da buraya alıyorum. Yerleri değiştirdim. Önce bunu, sonra diğerini örerek sıra sonunda. Siz hep bu metodu uygulayacaksınız. İlmek sayınız fazlaysa. Döndünüz. 6. sıradasınız. 6. sırada 3 tane düzü örerek yine başlıyorsunuz. İpi öne alıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 düz 4 ters. 3 düz 4 ters şeklinde arka yüzü bitiriyorsunuz. Sıranın sonuna geldiğinizde de 3 tane düzü örüyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Yavaş yavaş bu burgu meydana çıkacak. 7. sıra. 3 ters. 4 düz. 3 ters. 4 düz şeklinde bitirin 7. sıra. 8. sıraya döndüğünüzde arkada gördüklerinizi örüyorsunuz. Yani 3 düz 4 ters. 3 düz 4 ters. 9. sırada 9. sıra metodumuzu hatırlayacaksınız şimdi. 9. sıramızda 1 tane düz örüyorum. 2 taneyi örmeden sağ şişe geçiriyorum. Yani 3. sırada ne yaptıysanız 9. sırada da onu yapacaksınız. Buradan da anlayacağınız gibi model, bir dakika şunu düz ördük bir taneyi. Sonra 2 taneyi sağ şişe örmeden geçiriyorum. 4.'yü yine düz örüyorum.
İpi öne aldım ve 3 tane ters örüp çıkıyorum. 10. sırada 4. sırada ne yaptıysak onunla devam edeceğiz. 4. sırada ne yapmıştık? 3 düz örmüştük. Bir ters ördükten sonra 2 tersi sağ şişe geçirmiştik. 4. tersi örmüştük. 3 tane düz örmüştük. Yani model ilk 6 sıranın sürekli birbirini tekrar etmesi şeklinde ilerleyecek. Bakın şimdi 10. sırada 4. sırada ne yaptıysam onu yaptım. 11. sıraya döndüğümde 5. sıra metodumu uygulayacağım. Neydi 5. sıra metodu? Bu ilmekle bu ilmeği yer değiştiriyordum. Bakın. İkinci ilmeği sol şişe, ilk ilmeği sağ şişe, sonra tekrar hepsini bu şekilde yapıyordum. Ortadan şişimi geçiriyordum. Yine burada da aynı metot. Model bu kadar kolay. İlk 6 sıranın tekrar etmesi şeklinde. Bakın ikinci boğumumuzu da oluşturmuş olacağız böylelikle. Arka sıraya döndüğünüzde 6. sırada ne yaptıysanız onu yapıyorsunuz. Yani 3 düz 4 ters. 3 düz 4 ters. 12. sıranın metodu da bu oluyor. Yani 6 sırayı sürekli ilk 6 sırada ne yaptıysanız başa dönüp tekrar izleyebilirsiniz. 6 sırayı yazın metodu. Bir kenara onu tekrar ederek ne örmek istiyorsanız onu örebilirsiniz. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.